Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 46 ve 50. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَقَفَّيْنَا عَلَى اَثَارِهِمْ بِعِيْسَ اِبْنِ مَرْيَمْ Biz o peygamberlerin ardından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ Ve onu bir tasdikçi olarak, önündeki Tevrat'ı tasdik edici olarak o şekilde gönderdik. Ve âteynâhul incil ve ona İncil'i verdik. Fîhî hüden ve nur, o İncil'de yol göstermek var ve nur var. Ve musaddiqa limâ beyne yedeyhi minet tevrah ve o İncil de kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap. Ve hüden ve mev'izzaten lil müttakîn ve rehberlik yapıyor ve müttaki olanlara bir öğüttür. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala tarihin bütün devirlerinde peygamberler göndermiş. Hazreti Adem'den ta Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar ve li külli ümmetin rasul, her ümmete rasul gönderildiğini ifade ediyor. Bunun evvelinde İsrailoğulları ile alakalı bazı açıklamalar yer almıştı. Onların ardından Hazreti İsa'nın gönderildiği anlatılıyor. Ve Hazreti İsa daha önceki gelen kitabı, yani Tevrat'ı tasdik edici bir peygamber. Zaten bu peygamberlerin genel özelliklerindendir. Bütün peygamberler kendilerinden önce gelen peygamberleri, kitapları tasdik ederler ve kendilerinden sonra gelecek olanı da bir nevi müjdelerler. İsa aleyhisselam işte Tevrat'ın tasdikçisidir. Peygamberimizin de bir müjdecisi ve habercisidir. Ve o İncil'de hidayet ve nur var. Hazreti İsa'ya verilen İncil'de yol göstermek var, nur var. Ve bu İncil Tevrat'ı tasdik ediyor ve aynı zamanda öğütlerle dolu. Ve mev'izzaten lil müttakîn, müttakiler için, takva sahibi olan kimseler için öğütlerle dolu. Günümüzde İncil'ler, İncil demiyorum, İncil'ler elimizde mevcut ve dört farklı İncil var. Bunlar Allah-u Teala'nın doğrudan gönderdiği şekil olmaktan ziyade herhalde ilk devirdeki Hristiyanların hatırlarında kalanların yazılmasıyla meydana gelmiş. Bundan dolayı birbirinden farklı dört İncil'le karşı karşıyayız. Buna rağmen yine de İncil'ler okunduğunda müttakiler için bir öğüt olma noktası şu andaki mevcut İncil'lerde de görülebilir. Ve Hazreti İsa'ya oğul denilmesi, Cenab-ı Hakk'a baba denilmesi gibi bazı meseleler dışında İncil'in tamamında çok güzel öğütler şu anda da bulunmakta. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil ehli, yani Hristiyanlar, Allah'ın o İncil'de indirdiğiyle hükmetsinler. Yani onlara gönderilen İncil, onunla amel etmeleri için, onunla hükmetmeleri için. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Bundan önceki sayfada da وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Böyle kalıp bir ifade iki defa tekrarlanmıştım. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir denilmişti. Burada da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin fasıkların ta kendileri olduğu ifade ediliyor. Aynı insan bir yönüyle kafir, bir başka yönüyle zalim, bir başka yönüyle fasık olur. Diyelim dinin hükümlerini kabul etmemesiyle kafirdir. Ve dinin hükümlerini uygulamamasıyla nefsine zulmeder veya başkasına zulmeder. Öte yandan Allah'ın emirlerini yerine getirmemekle de itaatten çıkmış olur. Bu da fasıklık yönü olur. Bu manada genel bir değerlendirme yapılacak olursa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden hem zalim hem kafir hem fasık özelliklerini kendinde toplayanlar var. Ama bunlar müstakil olarak da düşünülebilir.
Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin bir kısmı kafirdir, bir kısmı zalimdir, bir kısmı da fasıktır. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Ey Peygamber, sana da biz kitabı hak üzere gönderdik. Hak olarak sana kitabı indirdik. مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ Ve daha önceki kitabı tasdik edici olarak. Burada kitap müfret olarak geldi. Yani kitaplar demedi. Allah-u Teala'nın gönderdiği aslında değişik kitaplar ve sayfeler var. Çoğul olarak ifade etmedi. Kitap şeklinde ifade etti. Çünkü her ne kadar bu kitaplarda ayrıntılarda bazı farklılık varsa da öz itibariyle, inanç itibariyle, ahlak itibariyle bunlar aynı esasları ihtiva etmektedir. Dolayısıyla gerek Tevrat, gerek İncil, gerek Zebur, gerekse Hazreti İbrahim'e gönderilen sayfe gibi, sayfeler gibi bunların hepsi temelde özde birdir. Dolayısıyla Peygamberimiz kendinden önce gönderilen, indirilen kitabı tasdik edicidir. Ve Kur'an-ı Kerim, Peygamberimize inen Kur'an-ı Kerim önceki bu semavi kitapları tasdik edici olarak gönderilmiştir. Ve müheyminen aleyhi ve onları koruyucu olarak, onlara bir şahit olarak. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de hem Tevrat'ı hem İncil'i tasdik etmesi ve onları koruması. Çünkü onlar da Allah'ın indirmiş olduğu kitaplar. Onların aynı meselelerini yeni bir belki üslupla, bir takım ayrıntılarda farklılık olmakla beraber aynı manaları ifade ediyor. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Sen insanların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Ve onların hevalarına, onların keyiflerine uyma. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Yani sana hak geldikten sonra insanların keyfine, insanların hevalarına uyma. İnsan da ya hüda hükmeder veya heva hükmeder. Hüda, ilahi hükümlerin insanda hakim olmasıdır. Heva ise ilahi ölçüler yerine kişinin kendi arzusuna, keyfine göre bir takım değerlendirmelerde bulunmasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldikten sonra insanların hevasına, arzusuna, keyfine uyması elbette düşünülemez. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Biz sizlerden her biri için, her bir ümmet için bir din ve bir tarz, bir metot belirledik, ortaya koyduk. Şir'a, şeriat aynı köklerden gelir. Şeria yol anlamında da kullanılıyor. Yani Allah'ın yolu, Allah'ın dini. Daha önceki peygamberler, onlar da kendilerine göre Allah'ın bildirmiş olduğu bir yolu ortaya koymuşlar. Ve her birinin kendine has bir metodu, diğerlerinden farklı bazı özellikleri olabilir. Ve bu şekilde Allah-u Teala renkliliği murad etmiştir. Nasıl ki Allah-u Teala yaratmış olduğu şu alemde tek bir cins varlık değil, değişik değişik varlıklar yaratmış. Mesela kuşlar diyoruz ama kuşların ne kadar değişik türleri var. Bir serçe de kuş, bir kartal da kuş. İkisi de uçuyor ama uçmalarında ne kadar farklılık var. Yaşantılarında ne kadar farklılık var. Nasıl ki Allah-u Teala kuşlar aleminde, hayvanlar aleminde, bitkiler aleminde bu tarzda renkliliği murad ettiği gibi din noktasında da değişik kavimlere değişik peygamberler göndermiş ve bunların her biriyle alakalı şeriatı, dini bazı yönleriyle diğerlerinden farklı olabilmiş. Demek ki işte her birinize bir şir'a yani bir ilahi yol, bir din ve ona göre bir metot belirledik. Bu manayı ifade ediyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Şayet Allah dileseydi لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَ Sizi bir tek ümmet kılardı. Bir tek ümmet yani bir tek kitap gelirdi ve kitap kıyamete kadar hepsi aynı kitaba tabi olurlardı. Bu olabilir. Veya Allah-u Teala dileseydi hepimizi melekler gibi yapardı. Hiç kimse isyan etmeyi hatırına bile getirmezdi. Böyle olunca insanlar monoton bir hayat, yeknesak bir hayat içinde olurlar. İnsanlık aleminde renklilik görülmezdi. Ama Allah-u Teala renkliliği murad etmiş ve din noktasında da
değişik devirlerde değişik dinler göndermiş. Böylece her kavme göre bir takım hükümlerde farklılıklar bulunabilmiş. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Lakin Allah size verdikleriyle sizleri imtihana tabi tutuyor. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Allah size verdikleriyle sizleri imtihan ediyor. Yani hangi ümmete ne verilmişse onlar bununla imtihana tabi. İşte Hazreti Adem'in döneminden başlayarak ta kıyamete kadar değişik milletler, kavimler gelmiş ve bunlara değişik değişik şeyler verilmiş, imkanlar verilmiş ve kitap noktasında, peygamber noktasında kitap indirilmiş, peygamberler gönderilmiş. Dolayısıyla kime ne verilmişse bununla imtihana tabidirler. Festebigul hayrat, öyleyse hayırda yarışın. Yani diyelim tarihte Yahudiler var, tarihte Hristiyanlar var, daha sonra Müslümanlar var. Bunlar bir yönüyle bir yarış içerisinde ve herkes kendine gönderilen dini en iyi bir şekilde göstermeye çalışacak. Ancak İslamiyet geldikten sonra, İslamiyet bütün insanlığın dinidir ve İslamiyet'e muhatap olan insanların bu dini kabul etmeleri onlardan istenilir. Ve bu şekilde insanlar birbirleriyle dini yaşama noktasında bir yarış içerisinde olması lazım. Daha iyiye gitmek, daha güzeli göstermek gibi bir yarış içinde olmak gerekiyor. İlallahi merciukum cemi'a, hepinizin dönüşü Allah'adır. Hepinizin merci'i, dönüşü Allah'adır. Feyunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun ve Allah hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size haber verecektir. Yani şu anda dinler arasında bir takım farklı kanaatler olabiliyor. Din mensupları arasında zaman zaman tartışmalar olabiliyor. Biz Hazreti İsa'ya Allah'ın peygamberi derken Hristiyanlar Allah'ın oğlu diyebiliyorlar. Bu manada farklı şeyler dinler arasında bazı farklı görünümler kendisini göstermekte ve din mensupları bu gibi konularda birbirleriyle tartışmalarda bulunmakta. Ama işin gerçeği nedir? İşin gerçeği diğer aleme gidildiğinde ortaya çıkacak ve işin gerçeğini Allah-u Teala insanlara tek tek haber verecek. Vermiş olduğumuz örnekten devam edecek olursak, Hazreti İsa işte bir peygamber mi yoksa Allah'ın oğlu mu, bu ortaya çıkacak. Kur'an'ı indiren Allah-u Teala onun Allah'ın elçisi olduğunu, Meryem'in oğlu olduğunu çok net bir şekilde bize zaten ifade etmiş. Diğer alemde Hristiyanlar da bunu görecekler, meselenin hakikatını kavrayacaklar. Bugün muharref olan Tevrat'ta, bazı lafızları veya manaları tahrif edilmiş olan Tevrat'ta Allah gökleri ve yeri yarattı, yedinci günde istirahat etti, cumartesi günü istirahat etti diye anlatılıyor. Acaba Allah-u Teala istirahat eder mi? Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Allah gökleri ve yeri yarattı ama onları yaratmaktan yorulmadı. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ Allah onları yaratmaktan yorulmadı. Yani yorulmak bizler içindir. Allah için böyle bir şey tasavvur edilemez. Dolayısıyla eğer gerçek Tevrat'ta da böyle bir ifade varsa bu yaratmayı bitirdi. O anlamda belki tevil edilebilir. Yoksa doğrudan Allah'ın yorulduğunu kabul etmek, Allah'ı bilmemek, Allah'ı tanımamak anlamına gelir. İşte dinler arasında, dinlerin kitapları arasında veya bunların yorumunda insanlar arasında bir takım ihtilaflar olabiliyor. Bu ihtilafların gerçeği diğer alemde ortaya çıkacak. Yine Hazreti İsa'dan örnek vereyim. Mesela Hazreti İsa tekrar dünyaya gelecek mi? Bu hem bizim meselemiz hem Hristiyanların meselesidir. Onlar da biz de genelde geleceğini kabul ediyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de doğrudan Hazreti İsa'nın tekrar geleceğine dair net bir ifade yok. Bazı işaretler var. Bu işaretler tevhile müsait. Ama acaba gerçekten gelecek mi? Hadislere müracaat ettiğimizde hadislerde Hazreti İsa'nın ahir zamanda tekrar geleceğini, Deccal'ı öldüreceği, domuzu öldüreceği, haçı kıracağı, 40 yıl yeryüzünde hükümran olacağı bu mealde rivayetler var.
Bu rivayetleri tabii reddedebilmek, inkar edebilmek mümkün değil. Ama bundan murat nedir? Acaba şahsıyla mı gelecek, şahsı manevisiyle mi gelecek? Veya doğrudan bizzat mı gelecek? Veya bazılarına görünüp o tarzda mı bir gelme olacak? Bunları tam bilemiyoruz. Bunlar Müslümanların da şu anda kendi aralarında ihtilaf etmiş oldukları bir takım meselelerdir. Veya yine bizler Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında bazen birbirimizden farklı hükümlere varabiliyoruz. Mezhep imamları birbirinden farklı hükümlere varabilmişler. Mesela Şafii mezhebinde yabancı bir kadına el değdiğinde insanın abdesti bozuluyor. Hanefi mezhebinde bozulmuyor. Acaba hangisi doğru? Her ikisi de ayete dayandırılıyor. Acaba ayet hangisinin anladığına göre daha uygun? Bunlar, bu gibi ihtilaf edilen konular dünyada tümüyle de bitmeyecek. Diğer alemde bunların gerçeği, hakikati ortaya çıkacak. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah onların arasında hükmetmen için seni gönderdi. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Ve onların hevasına uymaktan sakın, uyma. وَحْذَرْهُمْ Ve bundan sakın. اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكِ Yani onların Allah'ın indirdiği şeylerden bir kısmını bir kısmı hususunda seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bununla alakalı şöyle rivayet ediliyor. Yahudilerden, alimlerinden bir grup Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler ve demişler ki ya Muhammed, işte biz Yahudilerin önde gelenleriyiz. Aramızda bizim bazı şöyle şöyle problemler var. Bu problemlerin halli için biz diğer arkadaşlarımızla beraber senin yanına gelelim. Sen bizim lehimizde hükmet. O zaman biz senin dinine tabi oluruz. Biz tabi olduğumuzda da diğerleri bize tabi olurlar. Onlar da İslam'a girerler. Aslında niyetleri peygamberimizi hüküm noktasında yanıltmak, Müslüman olmak falan değil. Normalde bir insan kendi aklıyla düşünse meyledebilir belki böyle bir görüşe. Ama Allah-u Teala peygamberimize aman diyor, sakın dikkat et. Allah'ın sana indirdiği bazı şeylerde seni fitneye düşürmelerinden, bu şekilde fitneye maruz bırakmalarından hazer et, dikkat et. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu dediklerini, tekliflerini kabul etmiyor. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer bilirsen, eğer onlar yüz çevirirlerse فَاَلَمْ Sen bil ki اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ Allah onların günahlarının bir kısmıyla onlara musibet vermek istiyor. Ayette bir bazı zunubihim günahlarının bir kısmı denilmiş. Yani çok günahları var da ama günahlarının bir kısmının karşılığını dünyada da musibet olarak görecekler. Ve inne kethiran minen nas lefasikun. Gerçekten insanların çoğu fasık kimselerdir. İnsanların çoğu fasık olan kimselerdir. Fısk, taatten huruc etmek, itaatten çıkmak anlamında. Demek ki insanların büyük bir ekseriyeti, kahir bir ekseriyeti Allah'a itaat halinde değil, Allah'a daha çok isyan halinde itaatten çıkmış olan bir görünüm sergiliyorlar. Efe hukmel cahiliyeti yebuğun, yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Cahiliye hükmünü mü arzuluyorlar? Ve men ahsenu minallahu hukmen li kavmin yuqinun yakin sahibi bir kavim için, gerçekten inanan bir kavim için Allah'ın indirdiğinden daha güzel kim hüküm verebilir? Cahiliye hükmü İslam öncesinin bedevi kültürü, bedevi hükümleridir. Ama ona mukabil İslam'ın hükmü gelmiş. En güzel hüküm gelmişken onlar tutup da cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Cenab-ı Hak en güzel bu hüküm olan Kur'an'ın hükümlerine tabi olmayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.